hikayem yağmurlu ve soğuk bir kış gecesi başlar. Yalnız kaldık Kenan. Yapayalnız kaldık. Babam, babacığım. Günler durmadan geçiyor ve her yeni gelen gün babamın bana karşı olan sevgisini biraz daha azaltıyor. Hoş geldin babacığım. Bana bir kahve yap Perver. Emredersiniz beyefendi. Babam eski babam değildi artık. Öksüzlüğüm, talihsizliğimin başlangıcı olmuştu. Aramızda ikimizin de anahtarına sahip olmadığımız kalın bir kapı vardı sanki. Böylece aylar geçti. Bir öğle vakti mektep dönüşünde... Gel bakalım koca delikanlı. Bu mürekkep lekeleri ne? Parmaklarınla mı yazıyorsun yoksa? Derslerin nasıl bakalım? Anlatsana. İyi babacığım. Uzun zamandır senin derslerinle de alakadar olamadım. Annen öleli evimizin neşesi kaçtı. Sanırım sen de bu hayattan memnun değilsin. Gene eski günlere dönmek için ister misin evimize yeni bir anne gelsin? Niçin susuyorsun Kenan? Seni eski annenden daha çok sevecek bir anne... ...ondan daha güzel bir anne istemez misin? Cevap versene. Bilmem. Bilmem değil. Senin rızan olmadan böyle bir şey yapmak istemem. Hep beraber oturacağız. Saadetimiz için senin de onu benim kadar sevmen lazım. Ölenle ölünmüyor. Ne yapalım? Annenin kaderi böyleymiş. Senin de bakıma bir anne şefkatine ihtiyacın var. Ben senden ne kadar meşgul olabilirim? Sen bilirsin baba. Bir ay sonra babam evlendi. Üvey annemin o gün bana karşı gösterdiği şefkat ve sevgiyi daima bulacağımı sanmıştım. Yanılmışım. Üvey annemin ilk işi, eski odamı değiştirmek, eşyalarımı tavan arasına taşıtmak oldu. Babama tavan arasında korkacağımı söylediğim zaman, artık koca adam oldun demişti.
Hem madem ki annen böyle istiyor... Evet... Annem böyle istiyordu. Benden nefret ediyor. Bana ıstırap çektirmekten zevk alıyordu. Talihsiz anneciğimin gelinlik resmi. Fakat yanındaki adam... Bu genç zabit kimdi acaba? Kenan, ne yapıyorsun orada? Ver bakayım o elindeki numara, pis yezit! Sana kaç defa her şeyi karıştırma demedim mi? Defol başımdan! Defol! Azapla geçen günlerden sonra ilkbahar gelmişti. Gene bugünlerden birinin sonunda bir mektep dönüşünde... Hoş geldiniz küçük bey. Ne o? Hasta mısınız yoksa? Hayır. Kenan, Kenan, Kenan! Canım. Ben elin pişlerinin dadısı değilim. Fakat Leyla, ne de olsa... Fazla laf istemiyorum. Bu yumurcağı başımdan def edeceksin. İstersen Leyla'yı mektebe ver... ...yahut da başka bir çare düşün. Leyla... Hem neden bu çocukla alakadar oluyorsun anlamıyorum. Annesi ölmüş, babası da değilsin. Doğru, fakat ne yapabilirim? Beni babası sanıyor. Sonra benden başka kimsesi yok zavallı. Niçin zavallı oluyormuş? Asıl zavallı olan benim. Sana son defa söylüyorum, ya o yahut da ben, anladın mı? Toz. Gelecek misin? Bilmem. Gir. Gel bakalım şöyle. Bana doğru cevap vereceksin. Buradan annenin fotoğrafını aldın mı? Hayır. Doğru söyle diyorum. Hayır, almadım. Seni yalancı seni. Seni hırsız seni. Söyle onları nereye sakladın? Bilmiyorum. Şimdi onları bana getireceksin. Şimdi anladın mı? Yoksa beynini patlatırım senin. Hadi.
Vay küstah! Köpek vay! Getirmeyeceksin ha! Getirmeyeceğim, benim oğlan! Onlar benim öz annem! Al sana! Al sana! Bırak beni! Ne yapıyorsun? Öldüreceksin çocuğu! Öldüreceğim, geberteceğim Yezid'i! Küstah lan kör köpek! Evimde yılan beslemişim! Kendini boşuna helak ediyorsun! Atarsın başından, olur biter! Ertesi gün mektebe adeta sürüklenerek gittim. Yüzümdeki bereleri göstermemek için bütün talebelerden önce sınıfa girmiştim. Nihayet zil çaldı. Var Kenan, hasta mısın? Hı? Hayır efendim. Ya bu halin ne? Hiçbir şeyim yok. Sen bilirsin. İstersen eve dönebilirsin. Mevsimlerden bahsediyorduk. Biliyorsunuz, bir yıl 4 mevsime ayrılır. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Gene bir senede 12 ay olduğunu... Geçen ders söylemiştik. Şu halde... Kenan sen söyle bakalım, her mevsim kaç aydır? Yavrum, Kenan! Kim bu çocuk? Kenan, hani dün size vazifelerini göstermiş, en iyi talebem diye bahsetmiştim. Anası babası var mı? Eşraftan Susamizade, Safi Bey'in üvey oğlu. İşin garibi çocuk bu hakikati galiba bilmiyor, adamı öz babası sanıyor. Vah! Annesi de 4-5 ay evvel ölünce çocuk üvey babanın elinde kaldı. Birkaç ay önce bir de üvey anne geldi eve. Vücudundaki berelere bakılırsa çocuğu adam akıllı hırpalamış olacaklar. Öyle görünüyor. Vermişim onları. Onlar benim, benim annemin, benim babamın resimleri. Anne, anneciğim. Kenan. Kenan. Kenan kendine gel yavrum. Korkacak bir şey yok Kenan, Kenan, Kenan! Zavallı, bu çocuğu kurtarmak lazım. Evet, fakat nasıl? Üzülme yavrucuğum. Hadi Kenan, hadi korkacak hiçbir şey yok. Söyle bakalım seni kim dövdü? Hiç kimse. Gel bakalım. Sana hiçbir şey sormayacağım Kenan. Vücudundaki çürüklerin sebebini, niçin korktuğunu, neden ağladığını. Beni iyi dinle çocuğum. Hep senin gibi bir oğlum olsun isterdim. Akıllı, çalışkan, terbiyeli. Çok sevdiğim bir kızım var, ismin Nalan. Sen de benim oğlum olursan, bir kızım bir de oğlum olmuş olur. Nalan ve Kenan. Cevap ver Kenan, oğlum olmak ister misin? Bilmem, babam darılmaz mı? Darılmaz oğlum, darılmaz. Ben ondan görüşürüm. Bugün sizin öğretmenin akrabası Muhip Azmi Bey'i gördüm. Seni alıp İstanbul'a götürmek istiyor. Söyle bakalım, bizleri ada pazarını bırakmaktan memnun olacak mısın? Cevap vermiyorsun, bu memnun olduğunu gösterir. Babacığım. Haklısın yavrum. Seni biraz fazla hırpaladığımızı biliyorum. Bizden ne kadar şikayet etsen yeri vardı. Ben bir şey söylemedim. Biliyorum. Fakat bizimle yaşamak istemiyordun değil mi? İsterdim ama... Demek artık istemiyor. Siz de istemiyorsunuz. Öyle.
Zaten her şey kararlaştı. Berber eşyalarını hazırlıyor. Yarın sabah İstanbul'a doğru yola çıkacaksın. İstanbul çok uzak değil mi baba? Evet. Fakat zararı yok. Bir daha buralara dönecek değilsin ki. Gidebilirsin Kenan. Yatağının altındaki fotoğrafı almayı sakın unutma. Ertesi sabah evden ayrıldım. Bu tahmin ettiğim kadar kolay olmadı. Çocukluk yıllarımın bin bir türlü hatırasını saklayan bu duvarlar, annemin öldüğü bu ev benim için çok kıymetliydi. Hatta bir an geri dönmeyi bile düşündüm. Ama üvey annemin soğuk öpücükleri ve nefret verici hali beni bu düşünceden çok çabuk uzaklaştırdı. İçimde bütün çocukluğumu geçirdiğim evden ayrılmanın ıstırabı ve benim için tamamen meçhul, yepyeni bir aleme dalmak üzere olmanın verdiği acayip korkuyu taşıyarak arabaya doğru yürüdüm. Berber, zavallı kız, senin bana karşı gösterdiğin sonsuz şefkati hiçbir zaman unutmadım. Elveda evim, yuvam, annemin öldüğü yer elveda. Nasıl cesaret ettim bilmiyorum. Babama son bir defa annemin mezarını ziyaret etmek istediğimi söyledim. Sesini çıkarmadı. Az sonra mezarlığa vardı. Üzerini yabani otlar bürümüş. Bu kara toprak yığınının altında annem yatıyordu, öyle mi? Gözlerim büyülendi. Babama baktım. O da ağlıyordu. Ya işte hayat denen şey bu. Herkesin kaderi başka. Doğru. Ha işte geliyorlar. Demek bizi bırakıyorsun Kenan. Çocuğun eşyasını verin lütfen. Şu delikanlıyı da yerleştirin. Kenan, zavallı yavrum. Yolun açık olsun. İyi günler görürsün. Güle güle Kenan, sakın beni mahcup etme. Onu size emanet ediyorum. Merak etmeyin, merak etmeyin. Geldim bey. Hoş bulduk Şaban. Gel. Oley. Ne var ne yok Şaban? İyilik beyim. Annem nasıl? Hepsi iyiler beyim. Nalan gene yaramazlıklarına devam ediyor mu? Ediyor bey. Bey efendim. Hoş bulduk Dilber bacı. Nasılsın bakalım? Duacıyım efendim. Bu küçük bacakim. Oğlum Dilber bacı. Maşallah ve tebarekallah. Hayırdır inşallah. Aa, Yezid herif çık dışarı, çık diyorum. O pis ayaklarından murdar edeceksin ortalığı. Çık dışarı. Sinirlenme Dilber bacı, sinirlenme. Yezid
çıkarayım. Bizimkiler yok mu? Yukarıdalar efendim. Haber vereyim efendim. Habersiz gitmemiz daha Allah iyi olur. Allah umurlar var. Gibi içeri girdi. Sonra... Ah, Muhittin! İlahi çocuk, ne zaman geldin? İnsan bir telgrafla bildirmez mi hiç geleceğini? Böylesi daha iyi değil mi? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Vesime, nasılsın bakayım? Teşekkür ederim efendim, çok iyiyim. Ah Kenan, gel yavrum. Bakın... Şimdiye kadar Nalan adlı bir kızım vardı, bundan sonra bir de Kenan adlı oğlum olacak. Anladınız mı? Sonra her şeyi anlatırım. Nalan nerede? Ortalarda görünmüyor. Bahçede olacak. Vesime, Nalan'a sesleniver. Nalan! Nalan! Babam nasıl? İyi. Odasında yatıyor olmalı. Babacığım! Babacığım! Sen öyle görünce geldin ki. Koca kız, koca bebek. Bu da kim? Kardeşin. Hadi Nalan, Kenan'ı al da beraber bahçeye in, ben de büyük babanın yanına çıkayım yavrum. Gelsene, ben gidiyorum. Kenan, hadi oğlum, bak Nalan seni bekliyor. Sakın beni mahcup etme, emin. Gel bakalım şimdi. Bu da kim? Kardeşim. Aa, senin kardeşin var mıydı? Yok da ama artık var. Ebe kim? Son gelen ebe olur, şu küçük bir ebe olur. Evet. Hayır, onun yerine ben ebe olurum. İçimde sebebini kestiremediğim bir sevinç duydum. Nalan beni koruyor, beni seviyordu. Mesuttum. Adapazarı'ndaki o işkence dolu hayat bir daha geri gelmeyecekti. Ne yapacağız? Şşş,
Yaz Sabit canım. O ne? Ha? Ne oldu? Siz de bizi yumurtacaklar sizi. Yakalım şunları. Tutun. Bak Kutsi babanın kulübesi. Kim bu Kutsi baba? Hadi gidelim. Bak onu ne kadar seveceksin. Hoş geldin kızım. Kim bu delikanlı? Kardeşim Kutsi baba. Niçin onu daha önce getirmedin? Yeni geldi de Kutsi baba. Bana her zaman gelin olmaz mı? Sık sık gelin. Şu borudan ve sizlerden başka dostum yok. Bize biraz ney çalar mısınız Kutsi baba? Tabii çalarım. Siz hele şöyle oturun bakayım. Kutsi baba, bu ermiş ihtiyar ney çalmıyor, sihir üflüyordu sanki. Gittikçe yükselen nameler duvarlara çarpıyor, sonra açık pencereden gökyüzünün sonsuzluklarına doğru yükseliyordu. Her şey susmuştu, her şey. Biz de bütün tabiatta sanki büyülenmiştik. Nalan'a baktım, şeffaf yanaklarından inci tanelerini hatırlatan birkaç damla yaşın yuvarlandığını gördüm. Ben de ağlıyordum. Gayri ihtiyari birbirimize sokulduk. Görünmeyen bir el bizi birbirimize doğru itiyordu. Nalan'ın narin kolunun vücudumu sardığını hissettim. Başım onun omzuna düştü. Bu sihirli nameler vücutlarımızı ve ruhlarımızı birleştirmişti. Gözlerimizden süzülen saadet yaşlarını durdurmaya çalışmadan göklere doğru yükselmekte olan namelere karıştık. Onlarla beraber yükseldik. Yükseldik, yükseldik. Günler geçiyordu. Nalan'ın en küçük sebeplerle tekrarlanan ufak tefek rahatsızlıkları da olmasa hepimiz mesuttuk. O narin bir çiçeğe benziyordu. Hoyratça bir dokunuş, biraz sert esen bir rüzgar onu kırmaya, hasta etmeye yetiyordu. Bütün ev halkı onun üzerine titriyordu. Bambaşka bir insandı o, her şeyinde. Konuşmasında, oyun oynamasında, şarkı söylemesinde, piyano çalmasında kimseye benzemeyen bir eda vardı. Onu her şeyimden çok seviyordum. Babam yakında benim de keman dersi almaya başlayacağımı söylemişti. Ne kadar sevinmiştim. Nalan'la beraber aynı parçaları çalmak, aynı namelerin içinde erimek, kaybolmak. Ne güzel çalıyorsun Nalan. Teşekkür ederim. Sana bir şey soracağım. Müsaade eder misin? Neymiş o? İsminin manasını soracaktım hala. Bu da nereden aklına geldi ki? Bilmem. Manası söylenişi kadar güzel değildir. Ziyanı yok. Öğrenmek istiyorum. Lalan demek, lale eden, inleyen demek. Anladın mı şimdi? Sana neden bu kötü ismi koymuşlar? Ne bileyim ben. Daima ağlasın, inlesin diye olacak. Böyle şeyler söyleme Nala. Hadi gel bahçeye inelim. Nalan hırçınlaşmıştı. Sanki isminden, ona bu ismi verenlerden intikam alırcasına kolan vuruyordu. Gittikçe daha yukarılara doğru uçuyorduk. Ben endişeyle ona baktım. O kendinden geçmiş, ihtirasla kolan vurmakta devam ediyordu. Korkmaya başlamıştım. İplere sıkı sıkı tutundum. Ne olur, ne olur duralım. Korkuyorum, korkuyorum. Kenan dur.
olur. Kenan. İnelim ne olur Kenan. Ah Kenan çok korkuyorum, inelim çok korkuyorum. Ah korkuyorum Kenan, duralım ne olur. Kenan çok korkuyorum. Ah, i̇nelim Kenan ne olur, niçin durmuyorsun? Ah, ah Kenan. Ah, niçin durmadın? Ne oldu? Hiç. Kesildi. Eve dönelim mi? Hayır. Kusi babanın kulübesine kadar gidelim. Hasta olacaksın Nalan. Terliyken su içilir mi? Beni unuttunuz sandım. Oturun şöyle, oturun. Kusura bakmayın, size ikram edecek bir şeyim yok. Sihirli tatlı nameleriniz var ya Kutsi Baba, daha ne olsun? Bize bugün ne yerine biraz tambur çalar mısınız? Siz istemeseniz de çalacaktım. Sizden bu namelerle konuşmaya o kadar alıştım ki. Kutsi Baba çalarken zaman mefhumu ortadan kalkıyordu. Ne kadar uzun, saatler, saniyeler kadar kısa geliyordu insana. Sonra bütün bildiğimiz şeyler teker teker siliniyor. Gözlerimizin önünde yepyeni, esrarlı bir alem beliriyordu. Elimin üzerinde yumuşak bir sıcaklık hissettim. Nalandı. Elimi avucumun içinde sıktı. Gözlerimiz gözlerimizde, ruhlarımız birleşti. Birden yerinden kalkarak duvarda asılı duran eski bir kemana doğru yürüdü. Büyülenmiş gibiydi. Kemanı aldı ve çalmaya başladı. Çıldıracaktım. Birbirine karışan bu ilahi namelerle harap oluyordum. Bana öyle geliyordu ki Nalan ağzıyla söyleyemediklerini bu içli namelerle anlatıyor. Seni seviyorum Kenan diyor. Seni seviyorum. Ulu Tanrım sen bana acı. Sen bana yardım et. Ben ayrılıyorum çocuklar. Nereye? Toplantıya gelmeyecek misin? Hayır, eve gitmem lazım. İçimde tuhaf bir sıkıntı var. Seni anlamıyorum Kenan. Sanki bu dünyanın adamı değilsin. Şu tramvayı kaçırmayayım, hadi eyvallah. Güle güle. Evet, içimde bir sıkıntı vardı. Koşarak eve geldim. Hislerim beni aldatmamıştı. Bahçıvan Şaban'ın üzerine tuhaf bir hal sezdim. Ne arar Şaban? Hiç. Küçük hanım hastalandı. Nalan. Sabahtan beri böyle hep dalgın mı? Hayır. 2 saat evveline kadar iyiydi. Buraya bazı ilaçlar yazdım. Onları yaptırırsınız. Asıl mühim olan yorulmaması ve üzülmemesi. Sonra tabii iyi gıda almalı. Ben yarın gene uğrarım.
Nalan güzeldi. Hem çok güzeldi. Böyle humma içinde dalgın yatarken bile onda gözleri, ruhu, beyni uyuşturan, büyüleyen bir cazibe vardı. Kendi kendime ulu tanrım dedim. Sen onu bana bağışla. Onsuz yaşamak bedbahtlığından beni kor. Seni ben tedavi edeceğim Nalan. Ne olur evet de. Senin sıhhatin, senin hayatın için bütün benliğimi ortaya koyacağım. Fakat şimdiki vaziyet dairinde bu imkansız tabii. İstiyorum ki seni tamamen kendimin bileyim. Her an yanında, dizlerinin dibinde olayım. Susun İlhami Bey. Görüyorsunuz ki hastayım. Hayır, artık hepsi geçti Nalan. Hem benim sözlerimde üzülecek ne var? Asıl ıstırap çeken benim. Asıl hasta benim. Söyle. Bana hiç acımıyor musun? Dur, ne oldu, delirdin mi ki? Nalan nerede? Bahçede olacak. Hay Allah! Niçin cevap vermiyorsun? Beni biraz olsun sevdiğini söylemekten niçin çekiniyorsun? Bunu da nereden çıkardın? Seven adam sevildiğini de bilir, sevilmediğini de. Aldanmış olabilirsin. İmkanı yok. Hadi söyle, beni seviyorsun diyelim. Nalan, çok rica ederim cevabı. Beni seviyorsun değil mi? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Sözlerine inanmıyorum. Gözlerin yalanını meydana vuruyor bak. Oh, beni niçin üzüyorsunuz İlhami Bey? Ne mübalağa ya Rabbim. Nalan. Rica ederim İlhami Bey, rica ederim. Bana yaptığın kötülüğü unutma Nalan. Gidiyor musunuz? Evet. Pekala, güle güle. Geçerken bana evden birini yollar mısınız? Aa, neyse, Kenan geliyor. Yardımınıza ihtiyaç kalmadı. Allah'a ısmarladık Nalan Hanım. Güle güle İlhami Bey. Ne o? Bu ne ciddi? Yoksa hasta mısın? Cevap versene. Hiçbir şeyim yok. İnkar etme, bir tuhaflık var işte. Hı? Bilakis çok neşeliyim, bugün sınıfımı geçtiğimi öğrendim. Bak, bu hoşuma gitti, tebrik ederim. Gel seni bir öpeyim. Ne oluyorsun Kenan? Bana dargın mısın yoksa? Ne istiyor bu doktor senden? Hangi doktor? İlhami Bey. Hiç. Yalan söyleme, elini öperken gördüm. Ve konuştuklarımızı dinledin, değil mi? Evet. Peki ama neden bu kadar canın sıkıldı? Söyle. Yoksa bana sevdalandın mı? Cevap ver. Böyle bir şey yok, değil mi Kenan? Hayır. Bu hayır biraz zayıf çıktı. Hayır Nalan. Madem ki bu kadar telaş ediyorsun, hayır. Öyle senin için böyle münasebetsiz sırçınlıklar yapıyorsun. Elimde değil Nalan. Evlenmenden, seni kaybedeceğimden korkuyorum. Koca bebek. Evlensen bile seni sık sık görürüm. Sık sık mı Nalan? Tabii. Çocukluğu bırak, üzme kendini böyle şeylerle. Hava serinledi, hadi. Bana yardım et de eve dönelim. Korktuğum başıma geldi. Aradan bir ay geçmeden Doktor İlhan Bey için resmen Nalan'ı istemeye geldiler. Hiçbir şey yapmaya, hiçbir şeyi arzuma göre değiştirmeye muktedir değildim. Bütün acıma rağmen olanları tevekkülle karşılamaktan başka çarem yoktu. Hazırlıklar gittikçe ilerliyordu. Sevdiğim kızın
başkası için hazırlanmışından duyduğum ıstırabı kalbimin derinliklerine gömüp her şeyi soğukkanlılıkla seyrettim. Nihayet nikah günü geldi çattı. Evlenmenize mani hiçbir hal olmadığı anlaşılmıştır. Medeni kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak tarafının muvafakatı ve kıymetli şahitlerin huzurunda sizleri karı koca ilan ediyorum. Tanrı'dan uzun ömür ve tükenmez saadetler dilerim. Tebrik ederim kızım. Sizi de. Geçen aylar zamanın kudretini iyice gösterdi. Dikkat ettim, Nalan'dan ayrı oluşum, onun başka bir adamın karısı oluşu bana eskisi kadar dokunmuyordu. Hatta onu görmek imkanına sahip oluşum beni mesut etmeye yetiyordu diyebilirim. İlhami Bey beni Nalan'ın kardeşi bildiği için onu sık sık görmeme ses çıkarmıyor, hatta ziyaretlerimi biraz seyrekleştirdiğim zaman sitem bile ediyordu. Yazın sonlarına doğruydu. Bir gün gene Nalan'a gitmiştim. Nerelerdesiniz küçük bey, artık bizi aramaz oldunuz. Bana bak, sitem etmek yok. Nalan evde değil mi? Odasında. Hadi sen git, benim mutfakta işim var. Buldum. Nedir? Handan olsun. Pekala. Ben de kabul ettim. Yalnız bir şey sormama müsaade et. Bu isim nereden hatırına geldi? Bilmeyecek ne var? Nalan'ın ağlattığını Handan güldürür. Olabilir. Kızım büyüdüğü zaman sana veririm. Nalan. Handan. Hadi kızım, duymuyor musun? Annen çağırıyor. Hadi bakalım. Duyuyorum. Şaban amca, bak ben geldim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Vesime Hanım. Hoş bulduk Şaban. Hoş geldiniz küçük hanım. Hoş bulduk. Ne haber Şaban abi? İyilik efendim. Şaban amca, Kenan abi nerede söylesene? Şimdi çıktı. Yukarıya Kutsi babanın kulübesine doğru uzaklaştığını gördüm. Anneciğim biz de gidelim mi? Sen Vesime ile beraber kal. İkimiz birden gidersek büyük anne merak eder sonra. Ben Kenan abiyi alır gelirim. Ama ben de gitmek istiyorum. Şşş, akıllı çocukla annelerinin sözlerini dinlerler. Hadi bakalım. Ya. Hadi sen. Hadi. Akıllı çocuklar annelerinin sözlerini dinler. Hadi. Bilmem neden Kutsi babanın çaldığı ney beni daima uçsuz bucaksız hayallere sürükler. Kendimi yepyeni, bambaşka bir alemde hissederim. Hayatta tadamadığım zevklerin, saadetin en büyüğünü o gayip dünyada yaşadığım anlarda tadarım. Nalan benim olur. Ha? Nalan! Nalan! Nalan canım. Kenan. Nereden çıktın böyle? Hayal görüyorum zannettim. Gel. Sana bir müjdem var. Tabii müjde olarak kabul edersen. Nedir? Bugün köşke taşındık. Yok canım. Bırak, bırak canım, bir gören olacak. Görürlerse görsünler. O kadar mesudum ki. Söyle nasıl oldu bu iş? İlhami Sıhhiye müfettişine tayin edildi. Sık sık Anadolu'ya seyahat yapacakmış. Dediğine göre bu yolculuklar bir ay, belki de daha fazla sürermiş. Bir başıma aylarca nasıl oturayım? Bari babamın yanına gideyim dedim, olur dedi. Demek birdenbire karar verdiniz. Dün gece.
Bugün de kalktık köşke geldik. Görsen Handan ne kadar sevindi. Ne kadar mesudum Nalan. Sevineceğini tahmin etmiştim. O gece köşk bir düğün evi gibiydi. Durmadan eski günlerden bahsediliyor. Çocukluk günlerimiz, tatlı hatıralar tekrar tekrar anlatılıyordu. Mesut günler geri gelmişti. Bütün sevdiğimiz şeylere tekrar kavuştuk. Musiki saatlerimizin bizi saran eşsiz büyüsü tekrar ruhlarımızı kaplamış, kalplerimiz arasında gizli bir yol bulmuştu. Bana öyle geliyordu ki Nalan da ben de birbirimize söylemek istediklerimizi ancak bu lisanla, bu ilahi namelerle söyleyebiliyoruz. Ancak bu saatlerde birbirimizi daha iyi anlayabiliyoruz. Bir bakayım ben kimim? Şaban sen misin? Bilemedin Nalan. Annen de gelirse. Gelecek misin anneciğim? Tabii geleceğim. Kim önce kaparsa o binecek. Sana mühim bir havadisim var. Ne havadisi, iyi mi kötü mü? Önce onu söyle. Ha, benim için fevkalade. Yarın akşam bir partiye davet edeyim. Ne partisi? Bizim Fransız hocasının kızı vardı ya. Onun düğünü. Ben gidemem. Sonra kocan ne der? Hem... Hem ne? Bana bak, itiraz istemiyorum, gideceğiz, anladın mı? Ben böyle istiyorum. O günlerin, o bir hiç kadar kısa saadet günlerimin her anı hatırımdadır. Bilmem ki şu kısa ıstırap ve keder dolu hayatla, o birkaç tatlı an da olmasa yad edecek ne kalacak? Her zamanki gibi Nalan'ın dediği olmuş, partiye gitmiştik. Saatler geçtikçe artan marazi neşesi beni korkutmaya başlamıştı. Tuhaf bir hal vardı bu akşam Nalan'da. Bütün ısrarlarıma rağmen mütemadiyen içiyor, hiçbir dansı kaçırmıyordu. İçimdeki sıkıntı artmaya başlamıştı. Fazla olmadı mı Nala? Artık içmesen. Hem gitsek hiç fena olmayacak. Niye küçük bebek? Seni yanıma dadı diye değil, erkek diye aldım. Gel buraya gel. Sen içmiyor musun? Hayır. Niye? Siz de bu gecenin şerefine içebilir miyim aziz madam? Memnuniyetle. Şerefe. Şerefe. Aziz madam, bu dansı bana lütfetmez misiniz? Niçin olmasın? İçmez misiniz? Bu surat size hiç yakışmıyor. Bakın herkes nasıl eğleniyor. İçin şunu hadi. Kadınlar reddedilmeyi hiç sevmezler. Madem ki o sizi bıraktı, siz de aynı şekilde hareket edin. Her şeyi unutup için, eğlenin. Bakın elim hala havada duruyor. Bravo! Ha şöyle! Benden dans etmez misin? Niçin olmasın? Mesdames et messieurs! Attention! Promenad! Saygılar adam! Dans! Maşallah küçük değilsin. Ne kadar büyük bir münasebetsizlik yaptığının farkında mısın? Münasebetsizlik yapan acaba hangimiz? Rome! Le dame à gauche! Le cavalier à droite!
olur şekerim? Üzme beni hadi. Maşerim ne kabarık? Nalan yavrum, kendine gel Nalan. Biraz kolay yok mu lütfen? Beni istiyorsun değil mi? Cevap versene Nalan. İyi değilim Kerem. Beni götür. Kalkabilecek misin? Yardım edersen. Oh, Monsieur Kenan, je suis vraiment navré. Ziyan yok madam, kabahat bende. Gecenin soğuk eli her yeri kaplamıştı. Gözlerimin önünde uçsuz bucaksız, kalbimdeki kadar sonsuz bir boşluk uzanıyordu. Meçhullerle dolu korkunç bir boşluk. Ay ışığının çizdiği ufka kadar uzanan gümüş yolda arabamız ilerlerken Tanrı'ya onu bana bağışlaması için dua ediyordu. Kenan, daha çok gidecek miyiz? 5 dakika sürmez. Araba çok sarsıyor. Biraz katlanmalısın, başka çare yok. İnelim burada. Peki sonra? Yürürüz. Sen mi? Bu halinle mi? Gayret ederim. Durur musunuz? Şimdi seni hiç sarsmadan kollarımın üzerinde köşke kadar taşıyabilirim. Hadi. Nalan sahiden bu kadar hafif miydi, yoksa ben mi onun ağırlığını duymuyordum? Öyle istiyordum ki bu yol ve bu gece hiç bitmesin. Onu böylece götüreyim. Sonu gelmeyen, tükenmeyen mesafelere ulaştırayım. Kalbim coşkun bir saadetle çarpıyordu. Uzaktan köşkün kara silüetini fark ettiğim zaman artık adımlarım ağırlaşmış, nefesim sıklaşmaya başlamıştı. En sevdiğim insanı hasta görmek ve ona faydalı olacak, onu iyi edebilecek hiçbir şey yapamamak acısı içinde çırpınıyordum. İçimi büyük bir korku kaplamıştı. Nalan, Nalan. Kenan. Oh. Ne oldun Nalan? Sana bir doktor çağırayım mı? Öyleyse Vesime'yi uyandırayım. Uyandır. Nalan. Nalan bütün bir mevsim kan tükürdü. Yüzü süzgün, rengi kireç gibiydi. Tedavisiyle İlhan Bey'in arkadaşı Doktor Afif Bey meşgul oluyordu. Bütün zamanımı Nalan'ın yanında geçiriyordum. Bahar yaklaşıyordu. O baharla beraber iyileşmeye başladı. Bir sabah Kutsi Baba'yı ziyaret etmek istedi. Hem biraz hava alırım diyordu. Kendine olan güvenini sarsmamak için kabul ettim. Yolun yarısına geldiğimiz zaman... Yoruldum Kenan. Kendime fazla güvenmişim. Şuraya biraz oturalım mı? İyi olur. Halimiz ne olacak Kenan? Ne var halimizde? Bütün senen benim yüzümden zehir oldu. Gençsin. Akranlarına gezip eğleneceğin yerde... vaktini hasta bir kadının yanında... ona dadılık etmekle geçiriyorsun. Halimden şikayet ettiğimi hiç duydun. Ama seni sıkıyorsam o başka. İstemiyorsan giderim.
Deli çocuk. Beni sıkmadığını pekala bilirsin. Senin için üzülüyorum. Şunu iyi bil Nalan. Hiçbir yer bana senin yanında olmak kadar saadet veremez. İnanayım mı? İnan. Bu sevda hala geçmedi mi Kenan? Hayır. Peki daha ne kadar sürecek? Ebediyete kadar. Bitsin, bitsin artık. Ben öyle istiyorum. Nala! Fenalığı yapmamalıydın. Kendine acımıyor musun Kenan? Niçin temiz ağzını hasta kanımla bulaştırdın? Kenan! Gel şuraya otur, seninle konuşacaklarım var. Beni iyi dinle Kenan. Şimdi seninle iki arkadaş, iki dost... Hatta bir kardeş ve bir abla gibi konuşacağız. Ben manasız ve isimsiz bir hale gelen vaziyetimizin... ...böylece sürüp bitmesine razı olamam. Eğer bu sabahki münasebetsizlik... ...yapılmamış olsaydı... ...belki susar... ...şurada yaşayacağım birkaç senenin rahatını bozmazdım. Fakat artık geri dönmeye imkan yok. Bu yüzden sana bazı sorular soracağım. Biliyorum... Bunların lüzumsuz ve manasız olduğunu söyleyeceksin. Fakat hakikati bütün çıplaklığıyla öğrenmeden hiçbir karar veremem. Şimdi söyle, beni seviyor musun? Deli gibi. Oh. Bundan emin misin Kenan? Yanılmış olmayasın. İyi düşün, öyle cevap ver. Nala, gözlerimiz bizi yanıltabilir. Belki bir şeye dikkatsiz bakmış, yanlış görmüşüzdür. Kulaklarımız bizi yanıltabilir. Belki bir söze aldırmamış, yahut iyi işitmemişizdir. Ama 15 senenin her gününde ve her gecesinde... ...her dakikasında durmadan seven bir kalp... ...yanılmış olabilir mi? Soruyorum sana, öyle bir şeye ihtimal verebilir misin? Peki ama, niçin bunu ortaya çıkarmakta geç kaldın? Bana çocuk muamelesi ediyordun Nala. Elimden ne gelirdi? Ah, keşke hislerini gizlemeseydin. Belki de her şey bambaşka olurdu. Şimdi böyle konuşmak kolay. Sana olan düşkünlüğümü hissetmemiş olamazsın. Bunu bir çocuk düşkünlüğü sanıyordum. Öyleyse niçin bana bir gün bahçedeki kameranın altında seni sevip sevmediğimi sormuştun? Evet, niçin? O zaman daha evli değildin, o zaman daha serbestsin. Söyle, söyle Nalan, kabahat bende mi? Haksızlık bende mi? Sen inkar ettin. Ben de yanıldığımı sandım. Kendini haksızlıktan kurtarmak için bu silahı kullanıyorsun. Ama artık haklı da olsan, haksız da olsan ne kıymeti var? Beni sevmekte devam edecek misin? Aynı şiddetle. Hiç azalmayacak mı? Belki artacak. Beni iyi dinle Kenan. Seni küçük yaşından beri kardeş sevgisinden üstün bir muhabbetle severim. Benim yüzümden ıstırap çekmene tahammül edemem. Seni acı içinde gördükçe nasıl ıstırap çektiğimi bilemezsin. Söyle, benden ne bekliyorsun? Hiç, hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Evet. Yazık Kenan, kendini harap ediyorsun. Beni de. Seni de mi? Buna dayanamam Nalan. Dinle Kenan. Ben hastayım, yakında öleceğim. Hayır. Bunu çok iyi biliyorum. İstiyorum ki senin ıstırabını da yükleneyim. Giderken arkamda hiçbir üzüntü bırakmayayım. Ölümün kapısında duran hasta bir kadınla... Sus Nalan. Hayata yeni atılacak olan bir delikanlı arasında uçurumlar vardır. Seni seviyorum ve başka bir şey düşünmek istemiyorum. Boşuna münakaşa ediyoruz.
Senin için bir tek kurtuluş yolu var. Benden uzak olmak. O da yakında kendiliğinden olacak. Anlamadım. Hariciye'ye intizam etmeyecek misin? Yakında seni bir yere tayin ederler. Sen de kurtulursun değil mi? Evet Kenan. İkimiz de kurtuluruz. Hadi beni yalnız bırak. Neredeyse sabah olacak. Allah rahatlık versin. Tavsiyelerinizi tutacağım. Nalan'la ancak öğle yemeğinde karşılaşabildim. Hiç iştahım yoktu. Birkaç lokmayı zorla yedim. Nalan'dan intikam almak arzusu içimi kemiriyordu. O lakayt, alaycı haliyle bu arzumu büsbütün körüklüyor, beni deli ediyordu. Küçük bey, bir arkadaşınız geldi, sizi istiyor. Geliyorum. Müsaadenizle. Hayrola, seni almaya geldim. Ne var? Üzümünü ye de bağını sorma. Şu baklıyı ağzından çıkarsan. İki kız kardeşle tanıştım. Bu akşam eğleneceğiz. No, yoksa hoşuna gitmedi mi? İçimdeki tereddüt birdenbire kayboldu. Nalan'a zaten hıncım yok muydu? Bu bir intikam olacaktı. Fazla beni beklemesini söyleyerek yukarı fırladım. 5 dakika beni bekle. Vay, böyle nereye küçük bey? Tavsiyeniz üzerine gezmeye efendim. Âlâ, yolunuz açık olsun. Belki biraz geç kalırım. Evdekilere söylersiniz, merak etmesinler. Böyle nereden geliyorsun Kenan? Gezmeden. Saatin kaç olduğunu biliyor musun? Hayır. Bana dönsene, hasta mısın? Ne oldun, söylesene Kenan. Niçin ağlıyorsun Kenan? İçmişsin de ne fena. Bu buhranın sebebini bana anlatacaksın değil mi Kenan? Beni affedebilecek misin? Tabii. Kabahatim o kadar büyük ki insan bazen itirazlarına kapılarak ne kadar küçülüyor. Yavaş bir sesle ona her şeyi anlattım. Neler yaptığımı, ben için yaptığımı.
Beni dinlerken gözlerinde o güne kadar hiç rastlamadığım bir pırıltı fark ettim. Sözlerimin sonunda avuçlarımda duran ellerini öptüm. Ben seni sevda denilen hummanın en yüksek nöbetiyle seviyordum Nalan. Bugün anladım ki bu yalnız sevda değil, kara sevda. Kara sevda, bu senin için çok fazla. Küçük bir alakayı böyle tehlikeli bir mecraya sürüklemek doğru değil Kenan. Kendine acı. Bana acı. Elimde değil Nalan. Elimde değil. Kenan, kendine gel Kenan. Bak sabah oluyor. Nalan. Bırak da artık gideyim. Gitme Nalan, gitme. Gideyim Kenan, sen de biraz dinle. Nalan, Nalan. Senin kolların, senin göğsün kadar beni ne dinlendirebilir? Hey! Hadi çocuklar, Kenan'ın harici imtihanlarını başarıyla vermesinin şerefine içelim. İsterseniz bu münasebetle size bir de nutuk vereyim. Aman baba! Beni utandırıyorsunuz. Beni hiçbir zaman mahcup etmedin. İnşallah daha iyi günlerini de görürüm. Hadi şerefe! Şerefe! Ben de elmamı yerim. İnşallah Handan'ın üniversiteyi bitirişini de görürüz. Acele etme Muhip. Daha önce Kenan'ın nişanı düğünü var. Son defa olarak Nalan'la Kutsi Baba'nın kulübesine gittik. Ertesi gün Ankara'ya hareket edecektim. Tayin emrim gelmişti. Hayatımı kazanmış, hür bir adam olmanın sevincini, Nalan'dan ayrılmanın acısı gölgeliyordu. Ne yapacaktım, onsuz nasıl yaşayacaktım? Ne o, hasta mısın? Bir şeyim yok Nalan, gidelim. Kendime bile itiraf edemediğim şeyler düşünüyordum. İlhami'den nefret ediyordum. O bütün bu eşsiz güzelliklere malikti ve saadetinden çıldırmamıştı. Nalan'a sahip olmak, benim için doğrudan doğruya deli olmak demekti. Evet, emindim ki Nalan'ı bir kere, yalnız bir kere kollarımın arasına alsam, onun bana seninim dediğini duysam mutlaka çıldırırdım. Gel şöyle otur. Bir şeye canın mı sıkıldı? Otursana. Çok ıstırap çektiğini biliyorum Kenan. Fakat ne yapabilirim? Seni mesut edebilmek için elimden ne gelebilir? Kadere boyun eğmekten başka çaremiz yok. Eğer istersen Nalan. Evet istersen... Nasıl? Her şeyi unut Nalan, her şeyi. Seni bu dünyaya bağlayan bağları kopar, benim ol. Oh Kenan! Beraber gökyüzüne, başka alemlere yükselelim. Bütün kötü şeyleri kendimizi unutalım. Mesut olalım Nalan, oh, mesut olalım. Kenan, kendine gel, rica ederim. Oh, oh bırak. Kendime gelmek istemiyorum artık. Bırak beni, boğulacağım. Benim ol Nalan. Bu lafı bir daha tekrar edersen seni kovarım. Nalan! Yazık Kenan. Kafamın içindeki güzel hayali mahvettin. Çekil git buradan. Gidiyorum. Bir daha değil yanınıza, evinize bile gelmeyeceğim.
içimde hayatımdan fazla sevdiğim insanı kırmanın acısı, bir sarhoş gibi Ankara'ya geldim. Kendi kendime sefil diyordum. Niçin bunu yaptın? Niçin bunu rezalete meydan verdin? Vekalete kadar nasıl geldiğimi bilmiyorum. Allah'ım diyordum, bu kadar ıstırap benim için çok fazla. Bari canım alda bu ağır yükü taşımaktan kurtulayım. Yazık Kenan. Kafamın içindeki güzel hayalini mahvettin. Çekil git buradan. Yazık Kenan. Kafamın içindeki güzel hayalini mahvettin. Aradan 4 ay geçmişti. Her dakikası ıstırap ve acıyla dolu 4 ay. Nasıl deli olmamıştım? Nasıl bu ıstıraba dayanabilmiştim bilmiyorum. Belki de Ulu Tanrı yaptıklarımın cezasını çekeyim diye beni öldürmemişti. Uykusuz ve kabuslu gecelerimden birinin sabahında... Giriniz! Mektuplar efendim. Teşekkür ederim. Nalan! Kenan, sana bu mektubu bir terziye değil, bir afname olarak gönderiyorum. Kabahatinin büyüklüğünü şimdiye kadar herhalde anlamışsındır. Seni çok ağır cezalandırmak istiyordum. Fakat bu cezayı kendi kendine fazlasıyla vermiş bulunuyorsun. Hiddetle ağzından çıkan bir sözü yerine getirmek veyahut inadını yenmek için 4 aydır Ankara'da kalıyorsun. Bu 4 ayın seni ne hale getirdiğini pekala tahmin ediyorum. Kenan, seni dünyada benden daha iyi anlamış hiçbir insan yoktur. Çektiğin acıyı kafi görerek bu mektubu yazmaya karar verdim. Seni büsbütün affetmiş değilim. Yalnız şunu bilmeni isterim ki, o gün yanımdan ayrılırken söylemiş olduğun gidiyorum, bir daha değil yanınıza, evinize bile girmeyeceğim sözünü söylenmemiş telakki ediyorum. Evimize gelebilirsin, çünkü o senin demektir. Odama girebilirsin, çünkü orada 15 günden beri durmadan kan tüküren bir kadın var ki, senin gelmeni bekliyor. Oh, nereden çıktınız küçük bey? Hepimizin göreceği geldi. Nalan nasıl? Hasta, odasında yatıyor. Ona çok kötülük ettiniz Kenan bey. Vesime. Beni affettin, söyle beni affettin. O kadar vicdan azabı, o kadar ıstırap çektim ki. Zavallı Kenan. Tekrar seni görmek ümidi olmasa bu kadar ıstıraba dayanamazdım. Söyle, beni affettin. Affettim Kenan. Zaten kabahat sende değil ki. Kabahat gençliğinde. Kabahat kaderimizde. Günler akıp gidiyordu. Artık her haftam İstanbul'da geçiriyordum. Bu bana büyük bir zevk veriyordu. Nalan da havalarla beraber yavaş yavaş iyileşmeye başlamıştı. Beni sevinçle karşılayanların en başında Handan geliyordu.
Onunla bahçede oynar şakalaşırdık. Biraz ileride daima bizi sevgi dolu mütebessim bir yüzle seyreden Nalan'ı görürdüm. Şimdi sen görürsün. Seni yakalayayım da. Yakaladım, tuttum. Oh ya. Nihayet bir gün harice tayin emrim geldi. Bugünün er geç geleceğini biliyordum. Bir an her şeyi bırakmayı, her şeyi terk etmeyi düşündüm. Mesleğimi, istikbalimi, bütün varımı. Nalan'ın yanında olmak bana yetecekti. Sonra hatırıma beni adam etmek için yıllardır uğraşan bu iyi niyet sahibi insanlar geldi. Onları hayal kırıklığına uğratamazdım. Nankörlük edemezdim. Nala. Ağlıyorsun Nala. Demek gidiyorsun Kenan. Hem bu defa çok uzaklara. Seni ebediyen kaybedeceğinden korkuyorum. Sus Nalan, sus. Başka bir memleket, yepyeni simalar. Belki de bunlar beni sana unutturur. Beni bana hiçbir şey unutturamaz Nalan. Halbuki unutman lazım. Gençsin, güzelsin. Parlak bir istikbalin var. Hasta bir kadın sana ne verebilir? Nalan. Sözümü kesme. Hiç evlenmeyi düşündün mü? Birini severken insan başka biriyle evlenebilir mi? Daha çok gençsin. Bana olan düşkünlüğün biraz da yaşının icabı. Kim bilir? Belki de beni kaybettikten sonra seneler seni akıllandırır. Geriye, bu sevdanın yerine ölmüş veremli bir kadına karşı duyulan tabii bir merhamet kalır. Sus Nalan. Son gecemizi zehir etme. Her seven gibi sen de unut. Unut ki rahat öleyim. Sus Nalan. Ölümden bahsetme, sen ölmeyeceksin. Halbuki çok yaşamayacağımı hissediyorum. Hatta bana öyle geliyor ki seni bir daha hiç göremeyeceğim. Sus Nalan. Eğer beni biraz seviyorsan, kalbinde bana karşı küçük bir merhamet varsa konuşma. Yahut iyi şeylerden bahset. Söyle, beni biraz olsun sevdin mi? Cevap ver Nalan. Bu beni dünyanın en bahtiyar insanı yapabilir. Sevdim Kenan. Sevdim. Bir kardeş gibi. Nalan. Zaman sana her şeyi öğretecek. Gitmesen. Hasta. İstirahat etmem lazım. Senin için ölmemeye çalışacağım. Nalan. Söylemeyi unutuyordum. Bana mektup yazacaksın değil mi? Yazmaz olur muyum? Tabii. Mektuplarında bana karşı duyduğun hislerden bahsetme. Herkesin okuyabileceği şeyler yaz. Olmaz mı? Fakat belki ele geçer. Düşün bir kere. Pekala. İstediğin gibi yazacağım. Teşekkür ederim. Günkünden çabuk oldu. Ayrılık saati geldi. Büyük annemin, babamın ellerini öptüm. İkisi de ağlıyorlardı.
sonra diğerleriyle. Vesime, Handan, Dilber bacı ve emektar bahçıvan Şaban'la vedalaştım. Nalan'a döndüğüm zaman onun başı önünde bahçe kapısına doğru yürüdüğünü gördüm. Ondan nasıl ayrılacaktım? Allah'a ısmarladık Nalan. Seni daima düşüneceğim ve seveceğim. Güle güle Kenan, güle güle. Beni hiç düşünmeyeceğini vaat edersen daha çok memnun olurum. Mektuplar için söylediğimi unutma. Merak etme. İçimden bir ses geri dön diyordu. Geri dön yoksa onu bir daha göremeyeceksin. Dönemezdim. Kaderim, alın yazım beni başka bir yola götürüyordu. Sonra Roma'ya vardım. İstasyon tahmin ettiğimden fazla kalabalıktı. Birisinin beni karşılamaya gelmesi lazımdı. Etrafıma bakınırken... Ben sefaret memurlarından Sedat. Siz de Kenan Bey olacaksınız. Evet. Memnun oldum. Buyurun. Nalan başka bir memleket demişti. Yepyeni simalar. Belki de bunlar beni sana unutturur. Ne gezer. Nalan sen benim damarlarımın içinde, beynimde, kalbimdesin. İnsan kendisini unutur. Otomobilde sefaklı doğru yol alırken son gecemizi düşünüyordum. Nalan da beni seviyordu. Evet, bütün hayır demelerine, bütün çekingenliğine rağmen beni seviyordu. Ve ben ondan binlerce kilometre uzak hatır ilave ederek Nalan'a gönderiyordum. Bu bana büyük bir zevk veriyordu. Kardeşim Nalan, 1,5 ay oldu yazdığım 6 mektubu ancak bir tek cevap alabildim. Bakabilir miyim? Kenan'dan. Bu çocuk seni çok seviyor Nalan. İnsanı bu kadar çok seven bir kardeşi olması ne iyi. Niçin mektuplarına cevap vermiyorsun? Ah, halsizim. Vaktim yok. Küçük beyden, müsaade eder misiniz İlhan Bey? İlahi küçük bey. Kim bilir ne yapıyordur şimdi? Bana bak Kenan. Bunun sonu yok. Derdinin ne olduğunu bilmiyorum. Fakat her gün biraz daha harap olduğunu görüyor, üzülüyorum. Muhakkak bu işte bir kadın parmağı var. Unutamaz mısın? İmkanı yok. Çocukluk ediyorsun. Bu dertten kurtulmaya bak Kenan. Elimde değil Sedat. Elimde değil. Evlensen belki bu sana iyi gelir. İnsan birini severken başka biriyle evlenebilir mi? Boğulacağım. Sedat, gidelim boğulacağım.
ellerini uzat, yanıma gel. Eskisi gibi gene başımı göğsünün üstüne koyarak kalbinin atışlarını dinle. Karanlık odamda yapyalnız. Karşımda resimlerim var. Şu yanımda duran küçük çocuğu ne kadar kıskanıyorum bilsen. Niçin benden uzaktasın sevgilim? Niçin? Niçin? Kalemim yürümüyor. İlhami Efe'dir burada. Doktor Afif'le beraber tedavimle meşgul oluyorlar. İyi olmaya gayret ediyorum. Evet, hakkım var ama benim muhakkak orada olmam lazım. Kenan Bey! Sen bilirsin. Mektubunuz var İstanbul'dan. Teşekkür ederim. Sen eve gideceksin, değil mi? Öyleyse bana müsaade. Hadi eyvallah. Kenan Bey'i eve bırakın. Bağışlayın efendim. Nalan'ın mektubu beni çılgına çevirmişti. O kadar halsizim ki diyordu, kalemim yürümüyor. Beynime üşüşen bin bir türlü kötü düşünceyi kovmak için uğraşıyordum. Kulaklarımda onun halsiz öksürüklerini duyar gibi oluyordum. Onu her gün biraz daha ölüme yaklaştıran o menfus öksürükleri. Ne yapabilirdim Allah'ım? Ne yapabilirdim? Boş bir çuval gibi masamın başına çöktüm. Bir kağıt çektim ve yazmaya başladım. Nala, mektubun beni türlü endişeye düşürdü. Sıhhatin hakkında çok az ve müphem malumat veriyorsun. Seni ne kadar sevdiğimi ve merak ettiğimi bilirsin. Hastalığının artmasından korkuyorum. Ne olur, bana hakikati yaz. Mufassal cevabını bekler. Gözlerinden öperim. Kenan. Mi scusi, signor Kenan. L'ho disturbato? Desidera forse qualche cosa? Vado a fare la spesa. Grazie, signora. Non ho bisogno di nulla. Signora Elena, un momento. La prego di importarmi questa lettera urgente. Prego, signor. Grazie, signora. Non è niente.
aradan ne kadar zaman geçmişti bilmiyorum. Havanın karardığını fark ettim. Bütün vücudum tatlı bir uyuşukluk içindeydi. Yürümek istedim. Ayaklarım emirlerime itaat etmiyordu. İçimden yatmalı diye düşündüm. Epeyce içmiş olacağım. Ceketimi çıkarırken gözüm masanın altında duran beyaz bir kağıda ilişti. Birden bütün vücudumun en küçük hücresine kadar ürperdiğini hissettim. Yanlışlık yapmış olamazdım, hayır. Hakikatin acı yuğu kafama bir balyoz gibi indi. Çıldıracak gibiydim. Masanın üzerine atılarak birkaç gün önce buhranlı bir anımda karaladığım kağıdı aramaya koyuldum. Olan olmuştu. Nalan'a yanlış bir mektup göndermiştim. Ya o satırlar İlhami'nin eline geçerse? Bir ara bir mektup yazıp özür dilemeyi düşündüm. Ama sonra vazgeçtim. Ne faydası olabilirdi ki? Her şeyi Tanrı'ya, talihimize bırakmaktan başka çare yoktu. Allah'ım sen kusurumu affet ve beni Nalan'la beraber her türlü felaketten koru. Küçük beyden mektup var. Kenan'dan mı? Evet. Ver ben okuyayım. Geliyorum. Nalan, ben... Okusana İlhami. Ne oldu İlhami? Şunu hızlı okusana kuzum. İlhami. Ne var Allah aşkına? Oku da görüşelim. Nalan, benim büyük aşkım. Ellerini uzat yanıma gel. Eskisi gibi gene başımı göğsünün üstüne koyarak kalbinin atışlarını dinleyeyim. Taf, Kenan çıldırmış mı acaba? Maalesef senden aynı fikirde değilim. Yazdıkları bana bir şey ifade etmeyebilir ama sana herhalde çok şey anlatmıştır. Ben de bir şey anlayamadım. Lafı uzatma! Böyle kardeş mektubu olmaz! Söyle, Kenan kardeşim mi? Yalan söylersen senin için çok fena olur. Cevap ver! Kardeşim değil, fakat... Alçaklar! Hakikati bugüne kadar benden sakladınız. Birbirinize anormal düşkünlüğünüzün sebebini şimdi anlıyorum. Ah, bu dala kafam! Yanlış anladın İlhami, Kenan! Ah, kahver! Bir çocuk gibi aldatıldım. Şimdi bana cevap ver. Andan'ın babası kim? Cevap ver! Allah'ım! Yemin ederim ki Kenan'la düşündüğün şekilde hiçbir münasebetim olmadı. Bana fazla düşkün olduğunu inkar edemem. Ama ona daima kardeş gözüyle baktım. Vicdanımı asla kirletmedim. İnan bana İlhami, yemin ederim. Şu menhus mektup gözlerimin önünde dururken sana inanayım ha! Senin vicdanına, senin yeminine! İlhami! Karanlık odamda yapayalnızım. Karşımda resimlerim var. Yanında duran şu küçük çocuğu ne kadar kıskanıyorum bilsen. Niçin benden uzaktasın sevgilim? Niçin? Niçin? Allah! Bana bak! Yalanlarla beni kandırmaya uğraşma! Doğru cevap ver! Kim Andan'ın babası? Yavrumuzun günahına girme İlhan! Söyle diyorum sana! Andan'ın babası ben miyim o mu? Yarabbim! Cevap ver! Handan senin kızın. Olduğunu anlatıyor. Yakında öleceğim. Suçlu olsaydım rahatça ölebilmek için senden af diler. Sadece bana inanmanı istiyorum. Çocuğun bir gün annesinin fena bir kadın olduğunu duyup bu iftiraya kanmasın. Madem ki bana acımıyorsun, bari
Kendine acı, evladına acı. Aldatıldığım yeter. Senden intikam alacağım. Evet, öleceksin. Fakat rahat içinde değil. Dünyanın en büyük azapları işkenceleri içinde. Aldatılan bir erkek nasıl hareket edermiş, nasıl cezalandırılmış göreceksin. Allah'tan kork İlhami. Isırabın bana yeter. Pişman olacaksın İlhami. İsmimi mikropla ağzınla kirletme. Nasihata ihtiyacım yok benim. Sen bu kadar kötü değilsin İlhami. Bu kadar fena bir adam olamazsın. Ortada yanlış anlayıştan başka bir şey yok. İlhan bana. Yeter artık sefil. Şerefimi berbat ettin. Gidiyorum. Andanı da beraber götüreceğim. Onu bir daha göremeyeceksin. İlhami! Beni öldür İlhami. Öldür ama çocuğumdan ayırma. Yalvarırım İlhami, beni çocuğumdan ayırma. Yavrunun baş için dur. İlhami, İlhami. Handan. Babacığım, biz şimdi nereye gidiyoruz? Gezmeye gidiyoruz yavrum. Çok kalacak mıyız? Evet, çok kalacağız. Annem de gelecek mi? Hayır kızım, annen hasta, o burada kalacak. Ya ama ben annemi isterim. İyi olunca tabii o da gelecek. Nereye? Anneme gideceğimizi söyleyeceğim. Annen uyuyor kızım, rahatsız etmeyelim. Ama ben annemi görmek istiyorum ya. Nereye? Biraz işim var, geleceğim. Çocuğu nereye götürüyorsun? Andan'ın bir müddet için bu havadan uzaklaşması lazım. Nalan iyi değil. Çocuğu bir arkadaşımın evine götüreceğim. Nalan yavrusunu uzaktan görmekle iktifa ediyordu. Bir de onu bu teselliden mahrum edersen bilmem ki... Ben doktorum ve çocuğumun babasıyım. Neyin doğru olduğunu sizden daha iyi takdir ederim. Rica ederim, müdahale etmeyin. Handan! Handan! Yavrumu götür bir! Küçük hanım, kendinize gelin küçük hanım. Bakın ben buradayım. Nesime! Sakin ol yavrum. Ne oldu? Bilmiyorum. Galiba münakaşa ettiler. Handan! Nalan kızım, yavrum. Ne oldu? Söyle bana Nalan. Şaban'a söyle, doktor Afif'i çağırsın. Hadi çabuk ol. Bu fenalığı yapmasın. Yavrumu benden ayırmasın. Handan! Oh, Handan! Oh. Evlat! Oh. Günler geçiyor, Nalan'dan hiçbir haber gelmiyor. Deli olacaktı. Vazife bana Ankara'ya gidip gelmeye başlamıştı. Bu uzak memlekette boğuluyordum. Nihayet ona hareketimi mazur gösterecek bir mektup yazmaya karar verdim. İçinde dargınlığımı mazur görmesini, o saçmaların bir kitaptan kopya edilmiş ve isimleri değiştirilmiş bir parça olduğunu yazıyordum. Beni affet diyordum. Nalan beni affet ve birkaç satırlık mektubunu benden esirgedi. Müthiş bir endişe beynimi kemiriyordu. Ne var? Hı? Postacı! Koş Nesime, çabuk! Posta!
Yarın seyahate çıkacağım. Yerime Doktor Afif'i bırakıyorum. Seni göz hapsinde bulunduracağım. Emirlerime harfiyen itaat edeceksin. Anlaşıldı değil mi? Ya çocuğum? Çocuğum? Handan'ı yanıma göndereceksin değil mi? Bunu hatırından çıkar. Allah'ım, nasıl bu kadar insafsız olabiliyorsun? Bari söyle, onu nereye götürdün? Yeri iyi ve emin. Ne olur biraz merhamet et İlhami. Beni dinle İlhami. Fazla söz istemiyorum. İlhami! Oh! Yavrum, bu mektup eline geçtiği zaman annenin kemikleri çoktan çürümüş olacak. Seni hayatından fazla seven ve sana hasret ölmenin ıstırabı içinde kıvranan annem bu satırlara ağlayarak yazıyor. Benim sevgili kızım, belki sana annenin çok kötü bir kadın olduğunu söylediler. Belki sendeki anne sevgisini silmek için bana iftira ettiler. Bunların hiçbirine inanma. Ben çok talihsiz bir kadınım yavrum. Gönlümün arzularından ziyade bağlı olduğum hüküm ve nizamların çerçevesi içinde yaşadım. Saadet, saadet ve refah içinde kan ağladım, kan tükürdüm. Sen bana benzeme Handan. Her şeyden önce gönlüne tabi ol. Ancak hakikaten sevdiğinle, ölesiye arzuladığın adamla evlen. Uzun yıllar aşarak sana kadar gelen bu sözler, annenin bağrından kopmuş candan nasihatlerdir. Onları dinlersen mesud olursun. Çok halsizim. Parmaklarım o kadar dermansız ki içimi doldurup taşan şeyleri yazamıyorum. Öksürükler ciğerlerimi parçalıyor. Seni son bir defa görmek ümidiyle gözlerim kapıdan ayrılmıyor. Bu satırları okurken annenin unuttuğun sesi kulaklarında bir fısıltı halinde dolaşacak. Ve belki de ağlayacaksın. Ağlama yavrum. Güzel gözlerin benim için de asla nemlenmesin. Onların berrak derinliğini hiçbir keder bulutu gölgelemesin. Artık yazacak halim kalmadı. Tekrar ediyorum. Bu mektubu yazmamın yegane sebebi benim düştüğüm hataya düşmemen içindir. Sadece gönlünün istediğini yap. Ancak sevdiğin adamla evlen. Bu uzun boylu, kumral bir hariciye memur olursa ruhum istirahate erişecektir. Hasretini çektiğim o parlak, neşeli gözlerini öper. Saadetler dilerim yavrum. Tanrı seni korusun. Yakında kızım. Büyük babamı çok göreceğim geldi. Sonra annem de hasta. Ben annemi çok severim. Sen de seversin değil mi baba? Hı? Evet kızım. Babacığım. Bak kim geliyor. Doktor amcacığım.
Nasılsın bakalım şekerim? Annemi çok göreceğim geldi. Gel bakalım. Handan hadi kızım sen biraz oyna. Bizim amcanla konuşacaklarımız var. Uzaklara gitme sakın. Nasıl? Son günlerini yaşıyor. Hareket tarzını hiç beğenmiyorum. Belki nasıl olsa ölecek diyeceksin ama... muhakkak olan bir şey varsa sen bu ölümü yaklaştırdın. İşlerine karışmak istemem. Fakat madem ki beni bu çirkin işe soktun... sana sual sorabilirim. Bu işkence daha ne kadar devam edecek? Ölünceye kadar. Sen bu kadar fena bir insan değildin İlhami. Ölmek üzere olan bir kadına günahı ne kadar büyük olursa olsun... bu derece işkence yapılmaz. Ondan intikam alacağım. Görsün bakalım. Aldatılan bir erkek nasıl intikam alır ve nasıl cezalandırırmış. Kin ve kıskançlık seni insanlıktan çıkarmış. Bir gün pişman olacak, vicdan azabı çekeceksin. Fakat o zaman iş işten geçmiş olacak. Görsün bakalım. Aldatılan bir erkek nasıl intikam alırmış. Bugün iyisiniz maşallah. Teneffüsünüzü çok muntazam görüyorum. Handan nasıl doktor? Çok iyi. Biraz önce gördüm, tarafınızdan da öptüm. Beni sordu mu? O tabii. Rica ederim heyecanlanmayın Nalan Hanım. Her şey geçer, her şey unutulur. Ah yarabbi. Hakikati saklamayın. Kurtulmam için hiçbir ümit kalmadı değil mi? Niçin böyle düşünüyorsunuz Nalan Hanım? Bu sizin kuruntunuz. Hayır hayır, kuruntu değil. Hakikat. Her neyse, bunun için üzülüyor değilim. Ölüm benim için yegane kurtuluş yolu. Yoruluyorsunuz, sakin olun rica ederim. Sizden bir şey isteyeceğim. Bu ölmek üzere olan bir hastanın son arzusu. İstediğiniz şeyi yapacağıma şerefim üzerine yemin ederim. Bir telgraf çekeceksiniz. Kime? Kenan'a. Pekala. İşte adresiyle beraber burayı hazırlamıştım. Buyurun. Hiç merak etmeyin. Emrinizi derhal yerine getireceğim efendim. Ölüyorum, çabuk gel. Bir havadis mi var? Ne yapacaksın? Gideceğim. Yarın sabahki tayyareyle. Daireye telgrafı gösterir, vaziyetimi bildirirsin. Geceyi kabuslu rüyalarla geçirmiştim. Bana öyle geliyordu ki Nalan şu dakikada parçalanmış ciğerlerinden gelen kanlar arasında inliye inliye can veriyor. Sonra gözümün önünden üzerine bir şal örtülmüş ve kalabalık bir cemaatin taşıdığı bir tabut geçiyordu. Bu hayaller arasında sıçrayarak doğruluyor, bazen haykırıyor, Nalan'ı çağırıyordu. Tayyare havalanıncaya kadar nasıl sabrettim, nasıl oldu da çıldırmadım hayret ediyorum. Nihayet havalandık.
göklere doğru yükselirken Ulu Tanrı'ya, Nalan'ın son bir defa da olsa bana göstermesi için dua ettim. Dur! Seni bekliyordum. Vaktinde geldin. Görüşülecek şeylerim var. Nalan! Nalan öldü. İçeri gel de hesaplaşalım. Otur. Sefil. Şimdi soracaklarıma cevap ver. Nalan'la olan münasebetin hangi tarihten başlamıştı? Bu münasebet başlamadan o öldü. Alay mı ediyorsun Külhan Bey? Görüyorsun ki şaka yapmıyorum. Cevap ver. Karım kaç senedir metresindi? Karınız benim metresim olmadı. Yalan söylüyorsun düzenbaz! Ağzınızı toplayın efendi! İğrenç günahınızı saklamakta devam edecek misiniz? İşlenmeyen bir günah saklamaya ne lüzum var? Yalan söyleme diyorum! Günahsız bir kadına akla gelmez zulümler yapan, vicdansız bir adama ölen karısıyla düşüp kalktığını söylersem hiçbir şey lazım gelmez. Zira ölen ölmüş, her şey bitmiştir. Nalan'la düşüp kalkmış olmak ve bunu sizin yüzünüze söylemek herhalde bana zevk verecekti. Çekinecek hiçbir şeyim yok. Bana ne yapabilirsiniz? Yemin et! Şerefin üzerine yemin et! Şerefim üzerine yemin ederim. İnanmak bir türlü elimden gelmiyor. İnanamıyorum. O mektup, o menhus mektup! O sadece yanlışlık eseri olarak zarfa konmuş bir hatıra parçasıdır. Nalan'a olan aşkımı inkar etmiyorum. Fakat o hiçbir zaman aşkıma mukabele etmedi. İnanmıyorum. İnanamıyorum! Nalan ölüyor Kenan Bey! Kenan Bey, siz burada! Nalan! Demek Nalan yaşıyor bana! Nalan ölmek! Nalan! Kenan! Yapma İlhami! Çocuğumu benden ayırma! Kenan! Kenan! Nalan! Bak ben geldim! Kenan! Gözlerini aç! Beni işitiyorsun değil mi? Söyle, beni işittiğini söyle! Nalan! Nalan cevap ver! Cevap ver bana! Kenan! Kenan! Geldin ha! Geldim canım! Oh. Şu mektubu al! Bunu 18 yaşına geldiği zaman Handan'a vereceksin! Oh. Ölmeden önce bir de yavrumu Handan'ımı görebilseydin! Sen ölmeyeceksin Nalan'ım! Sen ölemezsin!
bahçeyi görmek. Baharın kokusunu duymak istiyorum. Beni balkona götür. Yavrum, sen ağlama.